Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber bu evde görmüş olduğunuz ve zamanla siyah renge dönen veya sararan kablomuzun temizliğini yapacağız. Evet, şimdi hangi malzemeleri kullanacağız size onlardan bahsedeyim. Şöyle küçük bir kapta karbonat ve sirke karışımı yaptık arkadaşlar. Bununla temizlemeye kalkacağız. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem, şöyle yanımızda şu malum marka var. Ortadaki harfi iyi olan, yani ne diye geçiyor bu? Krem limon. En güçlü bilmem ne işte krem formülü. Neyliymiş bu? Limonluymuş. Bunu kullanacağız. Markasını göstermiyorum. Arkasında yazıyor. Burada yazıyor mu? Evet. Neyse, üçüncü olarak da şu hani dendaran sarıgıç. Onda da yazıyor. Bunda da mı yazıyor? Yukarıda. Şu markamızın yeni çıkan dendaran mavi güç, onu kullanacağız beyazlatmak için. Çünkü normalde hani şöyle diyebilirsiniz hani bu kullanılıyor mu diye. Ama ben üzerine okuduğuma göre plastik yüzeylerde kullanılıyor. O yüzden de kablomuzun temizliğinde bir kullanacağız. Şöyle. Çakmak var ama çakmak konumuzla bir alakası yok. Bir de diş macunu var. Diş macunu da kullanacağız. Çünkü ben bu kabloyu dörde böldüm arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi dört farklı yöntem kullanacağım için. Videonun sonunda da bakalım hangi yöntem işe yarayacak. Şimdi şöyle de bir de markasını kapatayım. Makyaj temizleme diskleri var şu yuvarlak yuvarlak. Pamuk yanı bunlardan kullanacağım. Gelin şimdi videoya geçelim. Buyurun. Evet arkadaşlar, şöyle kablomuzun öncelikle baş kısmına geçelim ve temizliğimize başlayalım. Dediğim gibi biz temizlerken pamuk değil, mikrofiber bez değil. Şöyle makyaj temizleme diskleri var. Onlardan kullanacağız. Şimdi karbonat ve limon karışımını alıyorum. Bu kimyasal mıdır ya? Zararlı mıdır şimdi bana? Elime değecek bu da. Değil mi? Limon demedim. Ama limon sıktım. Sıktım yani. Sirke dedi videoda. Arkadaşlar bıçak kaşığı karbonat ve yaklaşık bir 20-25 damla da limon damlattım. Ve kablomuzun kirini göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle leş bir durumda. Kararmış. Sanki hiç böyle ıslak bende silinmemiş. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şu yani kire bakın. Yani şöyle sokaktan bulunmuş gibi adeta. Aşkım çok abartıyorsun yani. Kim durup dururken kablo temizliyor ki? Aynen, kimse kablo temizlemez normalde. Şöyle birkaç defa üstünden geçtim arkadaşlar. Artık herhalde alabildiğini aldı. Çünkü artık sildiğim yerler siyah olmuyor. Şöyle evire çevire siliyorum arkadaşlar. Şarj altı alırsanız siyah almaya dikkat edin. Beyaz alırsanız böyle uğraşıyorsunuz sonra. Evet, şöyle biraz daha karbonat alayım. Şöyle tam göbeğe. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karbonat limon karışımı şöyle bir göstermek gerekirse, yani şöyle bir netlesin bakalım. Yani böyle bir fark yarattı arkadaşlar. Şimdi ikinci yöntemimize geçeceğiz. Karbonatla limondan şimdilik ayrılıyoruz. Ve kablomuzun ikinci yarısına geldik. Yeniden elimize pamuk alıyoruz. Ve bu sefer de şu üç harfli, ortasındaki harfi iyi olan. Şimdi bundan kullanacağız arkadaşlar. Gelirse artık. Niye gelmiyor bu? Yani şöyle dağıtalım şöyle pamuğun içinde biraz. Ve silmeye başlıyoruz. Baksana kara kara. Biraz daha cift dökelim. Buna yetmeyecek gibi. Aman cift dedim. Normalde böyle bir şey yaparken markayı siyah bantla kapatıyorlar ya. Hı. Niyeyse. Ama yani ben bunu şimdi kendi vaat ettiği iş için kullanmıyorum ki. Kablo için kullanıyorum. Gidip de mesela bulaşıklarda kullanmıyorum. Arkadaşlar şimdi de gördüğünüz gibi diğer yöntemimiz olan cif yöntemiyle temizliğe geçiyoruz. Acaba hangisi daha iyi? Şöyle bakalım mı? Aynı gibi ama değil mi? Bu karbonat, bu cif. Şöyle izleyicilere gösterelim. Bu karbonatla temizlendi, bu cifle. Ha bir de kirli kısmı yan yana getirelim cifi. Evet, cifin temizliği ve normal kablonun pisliği. Hala marka veriyorsun. Ama hatırlasana sen. Şimdi başka bir şeyle ilgileniyorum şu an. Şimdi arkadaşlar üçüncü yöntemimize geçiyoruz. Bu sefer de dandarın mavi güç ile temizlik yapacağız. Yine pamuğumuzu aldık, temiz pamuğumuzu. Ve üstüne bu ne, fısfıs mı bu? Dandırın dırın. Evet, şimdi kabloya bir zarar gelirse yedeği de yok. Ama plastik yüzeylerde kullanılır yazıyordu. Bu kablo da plastiktir herhalde. Haydi ya, bu hiç işe yaramıyor. Arkadaşlar Asperox ile de. Ya isim ama veriyorsun aşkım. Tamam. Tamam, mavi güç ile de temizliğe giriştik. Ama şu yani şu kadar çıkardı ama kir. Yine yani sanki bir yine bir şu 3 harfli kadar etkili olamadı gibi. Değil mi? Karşıdan bakınca nasıl? Zaten her evde o yoktur da diğerleri vardır yani. Aynen. Bunu da geçirdik. Şimdi son yöntem neydi? Diş macunu arkadaşlar. Bu da markasını söyle. Yok, onu söyleme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son yaptığımız ürünle kirli yer farkı. Şimdi bu sefer arkasını tutalım yine. Pahalı olduğu için az sıkıyorum ve başlıyoruz. Beklentiler yüksek. Bakalım sonuç ne olacak? Pamuğun şu arka yüzeyine de sıkalım arkadaşlar. Bir tarafı bayağı kirlendi çünkü. Baksana da çıkardı kire. Şöyle bir yayalım. Biraz daha. Burada yırtık da varmış kabloda. O diğer yeni aldığımızda fos çıktı ama. Aslında Apple garantili, onu gönderebiliriz garanti. Ya da İzmir'e gidersek bırakabiliriz. Evet arkadaşlar, bunda da yettiğini düşünüyorum. Ama sanki bir... Dur bakalım hangisi daha etkili oldu şimdi. Şimdi arkadaşlar kıyaslamaya geçiyoruz. Şimdi bu taraftaki... Tamam. Bu taraftaki karbonat limon. Arkadaşlar şurada temizlediğim yer kısım. Burası krem olan. 3 harfli ortasındaki harf iyi olan krem. Şu dandırın mavi güç. Mavi güçle temizledik. Burasında diş
macunuyla temizledik. Ama en zayıf olan diş macunu oldu. Diş macunu hala da resmen kirler üstünde bıraktı. Şu mavi güç. Mavi güç bir de işte kremle. Onlar da aynı seviye gibi görünüyor. Şöyle ışık altında tutayım. Acaba dedim gölgeden mi? Yok ama. Değil mi? Bir sen de baksana şey. Mesela en baştaki karbonat limon. İkinci krem. Üç. İkisi aynı bence bunların ya. Üç mavi güç. Dört de şey. Evet. İlk ikisi aynı bence. Değil mi? O zaman şimdi karbonat limon uğraştıracak. Biz bununla devam edelim. Kremle. Tamam açıyorum o zaman bantları. Gerçi tabii şöyle diyeyim arkadaşlar. Mesela şu başı bembeyaz dersek yani bembeyaz da yapmıyor. Ama en azından bizim için yine temiz oldu diyebiliriz değil mi? Evet telefon seni kaç yıllık? 2018'de aldık biz onu. Sen işe başladığında. iPhone 8 model telefonumuzu aldık arkadaşlar. Ve aradan kaç? 4,5 yıl geçmiş. Arada temizledim canım abartma. Şimdi hepsini bir şeyle temizleyeceğiz arkadaşlar. Bu kremle. Sizin zaten evinizde vardır mutlaka. Her evde olan bir şey. Değil mi? Olmayan kimse var mıdır? İşte olmayan da karbonatla temizler. Alagüneyde var mı? Var. Tam varsa her yerde var. Aşkım ya ne kadar abartıyorsun. Ya 40 kişinin yaşadığı köyde varsa illaki her evde vardır yani. Köydekiler markete gitmiyor mu sanki? Ben de seni çok seviyorum aşkım. Ben de seni seviyorum da bu videoyu izleyenler arasından bizim köyde çıkarsa bilemiyorum yani. Ne çıkmaz çıkmaz. Sizinkiler bakmıyor videolara. Beni de dahil ettim videoya ya resmen. Ben de çekiyorum şu an. Tamam al sen yap bari. Senin ellerini görürsün biraz. Niye? Demiyorum. Kesmedin mi tırnaklarını? Aşkım ne alakası? Ben öyle tercih ediyorum. O zaman şu kablo ucunu attı da şöyle şey yapayım. Bir işe yarar mı diyorsun? Masaya aktı. Çocuğu bile uyuttum sen video çekebilir diye. İşte fedakarlık, işte nefaset, işte feraset, işte kadın gibi kadınlık. Hadi tut. Gel biraz. Kim aşkım tuttu? Gelmiyorsun ama. Beni geriyorsun kablo gelmiyorsun. Anam şey de gelmiş. Telefon tutacağım da gelmiş. Evet sonuç olarak bu renkte bir kablo elde ettik arkadaşlar. En azından önceki pis görünümünden eser kalmadı. Şöyle orta seviye bir yani beyaz dediğim mesela şu kapak beyaz ama onun yanında şu renkte kalıyor. Değil mi? Bayağı belli oldu bak burada. Aşkım orijinal halini de elde edemezsin. Evet arkadaşlar bu videoluk da bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoların devamlı için videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. İyi seyirler, hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber bu kirlenmiş şarj kablolarımızın yani bir dakika dur olmadı. Bas iptal.